Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fındıklı lokum tarifini paylaşmak istiyorum. Tam kıvam, tam ölçü, nefis bir lokum oldu. Sizler de evinizde kolayca kendiniz kendi lokumlarınızı yapabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Facebook ve Instagram hesaplarımdan da takibi alabilirsiniz. Tarifimiz için tencereye 4 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, 3 diş limon tuzu alıp ocağı açtım. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Şeker eridikten sonra kaynamaya bırakalım. Bir kaseye 1 su bardağı nişasta, 1 yemek kaşığı krem tartar. Bu krem tartarı aktarlarda bulabilirsiniz. Lokumun kıvamını ayarlamak için kullanıyoruz. 1 su bardağı su, yarım limon suyu, krem tartarı mutlaka ekleyin. İyice karıştıralım. Şerbet kaynamaya başladı. Hazırladığımız karışımı azar azar şerbete karıştırarak ilave edelim. Sürekli karıştırarak pişireceğiz. Toplamda 45 dakika boyunca iyice koyulaşana kadar pişirdim ben. Sürekli karıştırmaya devam ediyorum. Koyulaştı. Ocağı orta ateşe aldım. Kaynaması durmasın. Mutlaka kaynamaya devam etsin. Sürekli karıştırıyorum. Şu anda 15 dakika oldu. Sizlere kıvamını gösteriyorum. 15 dakika boyunca sürekli karıştırdım. Şu anda 30 dakika oldu. 30 dakika boyunca sürekli karıştırdım. Bu kıvamı aldı. Karıştırmaya devam ediyorum. Toplamda 45 dakika boyunca kaynattım. En son hali bu şekilde. Bakın iyice koyulaştı. Lokumun kıvamını görüyorsunuz. İyice koyulaştıktan sonra yarım su bardağından biraz fazla kırılmış fındık ekledim. Karıştırıyorum. Küçük kare borcam kullandım. Kare borcama yağlı kağıt yerleştirdim. Hazırladığımız lokumu da borcama alalım. Üzerini kaşık yardımıyla hafifçe düzeltelim. Bir gece bu şekilde bekletelim. Bir gece beklettim. Ertesi günü borcamdan çıkarttım. Hindistan cevizine bulayacağım. Üzerine biraz Hindistan cevizi alalım. Elimizle her tarafına yayalım. Kenar kısımlarını yağlı kağıttan videoda görüldüğü gibi açalım. Bir ıslak bezle ıslatıp bu işlemi daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Kenarlarını açtıktan sonra ters çevirip yağlı kağıdı tamamen çıkartacağım. Tekrar ıslak bir bezle üzerini komple siliyorum. Islattığımız zaman daha kolay yağlı kağıdı çıkartabilirsiniz üzerinden. Yağlı kağıdı çıkarttım. Tekrar bolca üzerine Hindistan cevizi serpiyorum. Lokumları daha düzgün kesebilmek için öncesinde kenar kısımlarını ince olacak şekilde kesip çıkartıyorum. Böylece daha düzgün kare kare lokumlar kesmiş olacağız. Lokumları keselim.
kare olacak şekilde kesip hazırlıyorum. Bakar mısınız? Kıvamı, rengi, lezzeti muhteşem oldu. Tam kıvamında oldu. Lokum büyüklüğünde kare kare kesiyorum. Her tarafını Hindistan cevizine bulayalım. Lokumlarımız hazır. Sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.